Güreşte taziyeler devam ediyor. İstanbul Yağlı Güreş İl Hakem Komite Başkanı sevgili Şenellerden, Metin Şenel'den İl Komite Başkanı İstanbul'da. O da yine taziyelerini bildiriyor. Üzüntümüz çok büyük diyor. Buradan sevgili Metin Şenel'e, tabii Osman Şenel'in evladı ve o da önemli bir cetvel hakemimiz Metin Şenel. O da acısını dile getirmiş. Bakalım değerli hemşerim Mehmet Çelik, Avrupa Şampiyonu Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü, değerli hocam Sevi Şeker'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına sabırlar dilerim. Değerli bir arkadaşımızın acı haberini duydum. Güreş camiamızın başı sağ olsun, mekanı cennet olsun demiş. Amin. Ruhi Seren yollamış. Tabii biz elimizden geldiği kadar o acıyı da şu an hissediyoruz. Sevgili tabii çok değerli arkadaşlarımız da bu akşam tabii NTV'nin çok değerli spor spikeri şu an yanımızda Mehmet Sevinç. Onunla da programımıza devam ettiriyoruz. Tabii son zamanların Cumhuriyet tarihinin en önemli spor yatırımı yapan hükümetlerinden 61. hükümet ve öncesinden. Özellikle burada canlı canlı yaşıyoruz. Üniversiyat tam 650 milyon. Yani bugün parayla trilyon mu diyor sevgili evet. Sevinç. 650 milyon yatırım 1 trilyona yani bir katrilyona eski parayla. Onun dışında Trabzon'a geçtik. Yine olimpiyat deneyimleri Trabzon'da sevgili Nihat Doker koordinatörlüğünde Türkiye'de ilk bayrak orada dalgalandı. Bu tesisleşmeler açısından bir de basketbola gelindiğinde önemli marka değerinde bir final oynadık Amerika ile. Tesiste işte Sinan Erdem yanında gururla söylediğimiz kapalı atletizm spor salonu ve bunlara dediğiniz gibi olimpiyat salonu. Bu tesislere bakıldığında beraberdik yine Erzurum'da ve Trabzon özellikle olimpiyat, gençlik olimpik oyunlarında. Neler söyleyeceksin bu konuda? Tesisleşme hızla devam ediyor. Bu yatırımları sen nasıl yerinde gittin, gördün, inceledin? Mehmet Sevinç olarak neler söyleyeceksin bu konuda? Özellikle Erzurum'daki tesisler olağanüstüydü. Gerçekten dünya standartlarının üzerinde olduğunu bile söyleyebilirim. Çok büyük bir yatırım yapıldı sizin de söylediğiniz gibi. Özellikle Erzurum'da kış sporlarının gelişimi açısından zaten en uygun şehirlerimizden biri, belki de en uygun şehrimiz. Dolayısıyla orası seçilmişti üniversite için. Bu yatırımın karşılığını ilerleyen dönemde alabileceğimizi ben düşünüyorum. Neden? Çünkü biz Erzurum'dayken çok küçük 6-7 yaşlarında bir genç spor sever diyeyim. Geldi atlama kulelerinin oraya. Ben atlamak istiyorum. Kiminle konuşmam lazım dedi. Bu çok önemli bir sinyaldi. Bu spora tesisleri yaptığınız zaman, hangi spor olursa olsun, tesisleri yaptığınız zaman oraya insanları bu şekilde çekebiliyorsanız, ilerleyen dönemde önünüz açık demektir. Orada henüz bizim bir iki kayaklı atlamacımız varken, 5-6 yaşlarındaki çocukların bu spora gönül verdiğini görmek, orada abilerinin atlayışlarından etkilendiğini görmek tabii ki bizleri sevindirdi. İlerleyen dönemde bu tesislerin iyi kullanılması için tabii öncelikle antrenör yetiştirmemiz lazım. Türk sporu ve Türk sporunun geleceği açısından tesis ve bunun yanında antrenör eksiğinin de giderilmesi lazım. Bu tesisleri ancak antrenörlerimizin önderliğinde sporcularımız kullanabilir. İlk eksiğimiz bu aşamada özellikle antrenör olarak görünüyor. Gerek Trabzon'daki tesisleri için, gerek Erzurum'daki tesisleri için konuştuğumuzda. Biz genelde özellikle profesyonel branşlarda yabancı antrenörlere çok bağımlıyız. Ama amatör branşlarda biz kendi antrenörlerimizi yetiştirmeyi başarırsak, yeri geldiğinde örneğin Çin'den masa tenis hocası getirip, dünyanın bir numaralı ülkesi olduğu için örnek veriyorum. Çin'den masa tenis hocası getirip oradan kendi hocalarımızı yaratabilirsek, güreşte İran'dan bir antrenör getirmeye çalıştık. Olmadı ama en iyileri getirip onlarla beraber antrenör yetiştirmeyi başarırsak, işte o zaman kurduğumuz tesislerde çok üst düzey sporcu yetiştirmeye de başlarız diye düşünüyorum. Tesislerimiz gerçekten dünya standartlarında, hatta zaman zaman dünya standartlarının üzerindeki Erzurum'a evet. Gelen yarışçılarla da bunları konuştuğumuzda özellikle atlama kulelerinin çok çok iyi olduğunu söylemişlerdi. Biz bunları optimum düzeyde değerlendirebilirsek eğer yetiştireceğimiz antrenörlerle önümüz açık diyebilirim.
Tabii bu ileriye dönük şimdi oyunlar bitti. İstihdam alanı açısından çok genç bir nüfusa sahip Türkiye. Tabii özellikle kış sporları, kar sporları, kar turizmi bu açıdan endüstriyel bir potansiyel kazandık diyebiliyoruz değil mi? Kesinlikle, kesinlikle diyebiliyoruz. Erzurum'da biz gittiğimizde 4 yıldızlı bir ya da yanlış hatırlamıyorsam 2 otel vardı. Ama şu anda bu tesislerle birlikte kış turizmi hareketlendi ve oraya oteller yapılmaya başlandı. Bu çok önemli bir ekonomik katkı aynı zamanda şehir için. Evet. Yalnızca Erzurum adına değil, Türkiye adına da bir katkı. Çünkü Türkiye'nin tanıtımı da yapılıyor. Gelen bazı sporcular Türkiye'de bu tesisleri gördüklerini çok şaşırdıklarını söylemişlerdi. Türkiye'de kış sporu yapılıp yapılmadığından haberdar olmayan insanlar vardı. Ama bu tanıtımlarla, bu tesislerle birlikte sadece spor anlamında bakmamak lazım. Kış turizmi açısından da çok ciddi katkılar alacağımızı düşünüyorum ben. Geri dönüşümü de olacak. Evet. Ben hemen şu noktaya dönmek istiyorum sevgili Sevinç. Özellikle tabii çok önemli röportajlardan bir tanesi de TSYD Başkan Yardımcısı Ahmet Çakır'ın, yılların ustamız Ahmet Çakır'ın çok güzel bir açıklaması vardı. Sevgili Mehmet, Türkiye 100 yılı ıskaladı. Bu tesisler çok önemli, bu tesislere sahip çıkılması gerekir, yatırım yapan herkesi kutluyorum derken Çek Cumhuriyeti'ni biraz öne çıkarttık. Çek Cumhuriyeti'nden örnekler verdi. Ben de yani gerçekten böyle hayranlıkla dinledim. Çek Cumhuriyeti bu tesiste, kendi ülkelerinde o modern tesisler yokken sporcularının deneyimlerini, yani tesis yok diye o eğitimleri biraz önce sizin de söylediğiniz gibi geride tutmadılar. Uluslararası başarıda özellikle curling'de, buz hokeyinde adeta devleştiler. Orada kiremitlik olsun, palandöken olsun, atlama kulelerinde devleşen ülkelerin başında Çek Cumhuriyeti de var. Bugün modern tesislere sahipler. Biz bu sporu yapabilmek için önce tesis, sonra sporcu yetiştirme zihniyetini hemen hemen aşma noktasına gelmiş olmamız lazım. İşe bu açıdan bakıldığında özellikle curling ve buz hokeyinde Çek Cumhuriyeti'ni incelediğini, diğer kış sporlarında da özellikle koşu, kayak, bunun birkaç tane sporcumuz öne çıktı. Çok mutlu olduk. Beşincilik, yani dördüncülük, üçüncülük gibi. Bu konuya nasıl bakıyorsun? Tabii ülkelerin spordaki markalaşması açısından. Yolun başındayız. Özellikle kış sporlarını konuşacak olursak yolun henüz başındayız. Biz şu anda emekleme dönemindeyiz. Önce bir ayağa kalkmamız lazım. Ondan sonra yürümemiz lazım ve daha sonra koşmamız lazım. Ve kış sporları çok teknik sporlar. Ben kış sporları için şu tezi her zaman savundum. Bu kadar teknik ve özellikle altyapısı çok maliyetli sporlarda biz bir veya iki spor seçip bu iki spora odaklanabiliriz. Örneğin Hollanda'da iyi alp disiplini kayakçısı yoktur. İyi biatloncu yoktur. İyi buz hokeycisi yoktur. Ama Hollanda nede uzmanlaşmıştır? Sürat pateninde uzmanlaşmıştır. Güney Kore'nin de sürat patencileri çok üst düzeydedir. Dünya çapındadır. En iyi sürat patencileri Güney Kore'den çıkar. Ve buz pateninde uzmanlaşmışlardır. Bu ülkeler kendilerini bir veya iki spor seçmişlerdir ve bu spor dallarında en iyi olmuşlardır. Ama biz bunu yapabiliriz. Bunu hayır, biz Türkiye çok büyük ülkeyiz. Biz her sporu yapmaya çalışalımdan ziyade evet yapalım ama kendimize bir branş seçelim ya da iki branş seçelim. Özellikle kış sporları için bunu söylüyorum. Biz o branşta dünya lideri olalım. Bu kayakla atlama olabilir. Bu alp disiplini olabilir. Bu biatlon olabilir. Çünkü biz atıcılığı da seviyoruz. Bu az önce örnek verdiğim gibi Hollanda'da olduğu gibi, Güney Kore'de olduğu gibi. Snowboard olabilir. Snowboard olabilir veya sürat pateni olabilir veya buz pateni olabilir. Biz bu sporlara yönelip ağırlığımızı bu sporlara verirsek kış olimpiyatlarında da, kış sporlarında da, örneğin at disiplini dünya kupasında da veya biatlon dünya kupasında da sporcu, en azından sporcu barındırabiliriz. Sporcu gönderebiliriz ama bu sporlar çok maliyetli sporlar, çok az şehirde yapılabilecek sporlar, çok az tesis üretebileceğiniz sporlar. Dolayısıyla hepsine birden bütün gücünüzü veremezsiniz. Kış sporları için ben çözüm yolunu bu şekilde görüyorum. Evet. Tabii hemen ardından Trabzon'da muhteşem gençlik olimpik oyunları yapıldı. Şimdi biraz basında da bu bir tartışma noktasına getirildi. Özellikle yani yazılı basında Trabzon'da yaşadığımız öne çıkan özellikle billboardlarda tanıtım afişlerinde olimpiyat oyunları. Yani bunun zaten açılımı bu, olimpiyat oyunları. Bu yani olimpiyatları bekleniyor. Hayır, olimpiyat oyunları.
Son zamanlarda tabii TESYAV var. Türkiye'de bir TESYAV gerçeği var. Bir de Milli Paralimpik Komitesi. Diğer tarafta da Olimpiyat Komitesi var. Şimdi burada Başbakanımız 2020 olimpiyatlarını açıklarken tabii önüne kurmaylarının getirmiş olduğu oradaki özellikle yani metni okuyor. Hı-hı. Yani burada o metni okurken olimpiyatlar dedi ama paralimpik yani oyunlardan evet. Hiç bahsetmedi. Şimdi geçen de biliyorsun hep beraber oradaydık İstanbul'da önemli bir basın toplantısında Milli Olimpiyat Komitesi müthiş bir sponsorla mukaveleyi imzaladı. 4.500 milyon dolar 5 yılı içerisine sığdırılan Yavuz Koca Ömer'in Milli Paralimpik Komite Başkanı'nın gurura dönüştüğü bir gündü ve orada olimpiyatlar yok. Paralimpik oyunları ve olimpiyat oyunları yani bunları birleştiren eğer olimpiyat yapmak istiyorsanız paralimpik oyunları mutlaka tanımak, bilmek ve yapmak zorundasınız. Evet. Peki Türkiye'de bu kavram neden yani örtüşmüyor? Yani yani göreceli bir kavram olarak birbirini tamamlayan spesifik bir yolda yürümeleri gerektiğine inan. Böyle bir zıtlaşma var. Evet. Ama oysa bir maalesef. Olimpiyat gerçeği var. Yani bu ister istemez bir kabın içerisinde yer alacak bu iki denklemi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gerçek Türkiye'de tam olarak çok iddialı açıklamalar var Yavuz Koca Ömer basın kesinlikle. Toplantısında. Hı-hı. Parlamentodaki milletvekilleri sayısının yani 3/4'ünden fazlasının bu Milli Komite Olimpiyat Komitesi'nden haberi bile yani Paralimpik Komitesi'nden haberi Hı-hı. bile yok derken tüylerimiz diken diken oluyor. Evet. Peki bu gerçek nedir? Türkiye'de gerçek anlamında neden yansımıyor? Evet özellikle 2000'li yılların başından itibaren Olimpik Komiteler ve Paralimpik Komiteler tüm dünyada birleşti. Türkiye'de birleşmedi. Geçtiğimiz Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu'yla şu andaki Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu arasında bazı çekişmeler vardı. Bu çekişmeler tabii maalesef Türk sporuna da direkt olarak yansıyor. Şu anda ilk yapılması gereken şey Sayın Uğur Erdener ve Sayın Yavuz Kocaömer'in birlikte el ele verip bu sorunu çözmeleri. Çünkü bu iki komite birbirinden asla ayrı düşünülemez. Zaten Uluslararası Olimpiyat Komitesi de... Çok özür dileyerek burada sözünü kesmek istiyorum. Neden mi? Çünkü çok önemli bir değer. Geçen hafta da yolladı. Soru sormuş. Haksızlık olmasın diye bu soruyu yönelteyim. Çünkü o sorunun cevabını veriyorsunuz şu an. Evet. Ben de bakıyorum hemen çok değerli bir başkan. Özellikle Paralimpik'te tekerlekli basketbol takımının kurucularından, önderlerinden Erol Gökçe Kırklareli'nden yollamış. Hı. Sayın Çelik programınızı her zamanki gibi ilgili izliyoruz. Tabii Fevzi Çeker'in vefatı bizi derinden yani yaraladı ve başsağlığı diliyoruz. Güreş dünyasının başı sağ olsun diyerek devam etmiş. Özellikle yalnız Sayın Mehmet Sevinç ülkemizin daha doğrusu İstanbul'un 2020 olimpiyatları için şimdi hazır olduğundan bahsederken olimpiyatların olmazsa olmazı paralimpik oyunları nedense atladı demiş. Hı. Sevgili Gökçe, değerli başkanım sizden de hiçbir şey gözünüzden kaçmıyor ama inanın çok önemli bir duayene, çok başarılı bir spor yorumcusunla beraberiz. Mümkün değil ama sorunuza aynen devam ediyorum. Hassasiyetinizi bildiğim için. Olimpiyat düzenlemek isteyen ülkelerin olimpiyatların hemen hemen sonrası paralimpik oyunları düzenleyeceklerini taahhüt etmek durumunda. Şimdi soruyorum ülkemizde acaba paralimpik oyunları düzenleyebilecek tesisler var mı? Şehirler arası ve şehir içi ulaşım engellilere cevap verebilecek mi? Şehirlerimizde kaldırım yükseklikleri 35 santim yükseklikteyken özellikle İstanbul'da yine engellilerin faydalanabileceği bir tane umumi tuvalet var mı? Zannediyorum ki 2020'de bu eksiklerimizi gidermeden olimpiyat oyunları ülkemizde verilsin saygılarımla. Erol Gökçe yollamış Trakya'nın tek bedensel engelli basketbol takımı başkanı. Evet lütfen devam edin. Tabii bloke edilmiş bir sual, geniş bir açılımla. Tabii 2008 yılında Spor Şurası Ankara'daydı, ben de oradaydım. Sayın Yavuz Koca Ömer şu ifadeyi kullanmıştı. Eğer engelli vatandaşlarımız için bu ülke yaşanır hale getirilmezse ben bu adaylığın altına imzamı koymam demişti. Gerçekten şok etkisi yaratmıştı. Sayın Başbakanımız da bunu çok net ve çıplak bir sesle dinledi. Net gözlerini de evet. görerek. Evet efendim. Ve ondan sonra Spor Şurası'ndan çıkan sonuç şuydu.